Buyurun İhsan Bey. Düello gibi düello. Ben burada e, Özgür'ü de Batuhan'ı da ayrıca tebrik ediyorum. Çünkü tam benim beklentimin karşılığını verdi ikisi de. Ben Özgür'ün Batuhan'ı kolay kolay yenebileceğini düşünmüyordum. Batuhan'ın da Özgür'ü kolay kolay yenebileceğini düşünmüyordum. Seçim hakkı Özgür'de diye Özgür'le başladım cümleme. Aslında benim için zaten %50-50 idi -50 bu düello. Bıraksam bunu, gerçekten bıraksam bunu sabaha kadar böyle 3-3, 5-5, 10-10, 100-100 gider yani bu iş. Çok kafa kafayalar. Kumda daha doğrusu kum torbasında Batuhan'ın çok iyi olduğunu biliyordum ama Özgür'ün de çok iyi olduğunu biliyordum. Halkayı seçseler ikisi de çok iyi. stick seçseler ikisi de çok iyi. Baskette ikisi de acabalardaydım. Ee, Özgür'ün seçme hakkı olduğu için basket seçse mi acaba diye düşünüyordum çünkü rakibine karşı. Ama kendine güvendi. 2-0'la başladı. 2-0'la başladığı zaman o 2-0 yapan oyuncularda hep bir rehavet oluyor ya onu gördük Batuhan'da da. Geçtiğimiz haftalarda da Hakan'da görmüştük mesela. Daha oyun oynuyor Mustafa Kemal Kurt gibi bir isimle. 2-0 oldu. Ya ben şimdi ona da üzülüyorum falan demeye başladım mesela. Mesela Batuhan'da geliyorum falan filan. Bırakacaksın bu işleri yapmayacaksın. Orada özgürle oynuyorsun veya özgür yapmayacak bu işleri. Çünkü düellolar çok kritik. Düellolarda rakibini asla küçümsemeyeceksin. Oraya havete girmeyeceksin. 3-0'sa 3-0 sanki 0-0 gibi oynayacaksın. Zaten onu dikkate aldı mesela. Bozok'la oynarken aşırı disiplinliydi Batuhan. Dolayısıyla gerçekten ilerleyen haftalarda biz nasıl düellolar izleyeceğimizi bence bu düelloda gördük. Çünkü rekabet hep bu düzeyde olacak. Birinci olan adam oyun seçecek. Dördüncü olan yarışmacı gelecek. 2-0'la oyuna başlayacak. Onu yakalayacak. 3-2 öne geçecek. 4-3 derken 5-4'lük ama 4-4'lük bir mücadeleydi. Ben ikisini de eline sağlık diyorum. Özgür'e tebrik ediyorum. Murat abiciğim. Şimdi bu oyun bence şunun en güzel örneğidir. Herkese ders olsun. Genç mi, tecrübe mi? Şimdi burada iki tane apayrı kişilik vardı. Bir tanesi genç, güçlü, kuvvetli ve yani performans olarak daha iyi olabilecek gibi gözüken bir tanesi ise tecrübeli ve atışları inanılmaz bir adam. Şimdi burada acaba tecrübeli olan yorulacak da genç olan onun yorulmasından dolayı avantaj elde edip bu işi bitirecek mi diye düşünüyordum ben yarışma öncesi. Ama şöyle bir örnek oldu. Ne oldu? 4-4'e geldi durum. 4-4'e gelene kadar o kazandı, bu kazandı, şu filan falan. Ama ne oldu? 4-4'te ne oldu? Tecrübe ön plana çıktı 5-4'te. Kim daha sakin oldu, kim daha atışlarını daha güzel yapabildi? Bir tanesi böyle bir heyecan içine girdi, diğeri ise o tecrübenin vermiş olduğu rahatlıkla pat 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 işi bitirdi. Yani burada 4-4'ten sonraki o 5-4 kırılma noktasında Tecrübe Genci yendi ve özgür tecrübesini konuşturarak bu oyunu aldı. Buyursunlar Hazreti. Evet dün gencin gücü bakalım neler yapacak tecrübeye karşı demiştim. Ee, kafa kafaya giden bir oyun. Hemen Batuhan'a da bir düello tecrübesi oldu. İhsan'ın dediği gibi çok rehavete kapılmaya müsait bir Vatuan izlerken sonrasında Bozok'la oynadığı finalde 4-0 öndeyken sürekli bench'te kendi kendine 0-0, 0-0 diyen bir Batuhan izledik. Bu bile bir tecrübedir. Hep söylüyorum düellolara girdikçe çıkan için çok büyük avantaj oluyor. Ee, gerçekten parkurda kafa kafaya gelmeleri bu parkurun özellikle. Şimdi Batuhan'la Özgür her parkurda kafa kafaya gelmez. Ama bu parkur gerçekten kısa ve çok atış od atış odaklı. Yalnız ben dün izlerken şunu düşündüm. Şimdi gerçekten şu noktaya geldik. Erkeklerden kim gidecek? Kadınlar potasında gerçekten elimizde biraz daha e, bu gider diyebileceğimiz isimler var. Okların daha çevrili olduğu. Ama erkekler ciddi sürprizler an itibariyle başlamak üzere. Yani bundan sonraki düellolarda ne olur? Hiçbir fikrimiz yok. Atış seçimi yani yüzde... Lig performansında önde olmak çok çok önemli. Bu onların hafta içinde oynadıkları dokunulmazlık oyunlarındaki rekabeti, seçme haklarının, bunun dolayısıyla lobilerini çok daha kuvvetlendirecek. Ve bence tartışmaları da daha fazla göreceğiz. Ne düşündüğüme geliyorum dün akşam. Acaba atışların değişeceğini biliyoruz. Acun Bey'den öğrenmiştik ilerleyen düellolarda. Ama acaba biraz daha Survivor'ın sonuna yaklaştıkça parkurda uzar mı, uzamalı mı? Bence güzel bir tartışma konusu. Çünkü parkurda hız da bir avantajdır aslında. Yani bilmiyorum bunu tamamen kendi hissetimle söylüyorum. Acı Mevici dinliyorsa <laughs> hiçbir fikrim veya duyumum da yok. Sanki bana parkur bu kadar en azından belli bir yerden sonra belki bir aydan bahsediyorum. Gerekirse su da işin içine dahil olur mu? Deniz de olur mu? Yani hep bu kısa parkur ve atış odaklı mı insan elenir? Bu sürprizlerle sonuçlanan düellolar sonrasında artık biraz daha survivor şampiyonu belirlenmeye yaklaştığı zaman daha uzun parkurlar olmalı mı sizce? Burada sizin de fikrinizi merak ediyorum bu arada. Güzel bir noktaya temas ettiniz. Yosun Hanım'ın fikrini alalım bu konuda biz Kesinlikle katılıyorum ona. Değil mi? Yani gerçekten de iyi atış yapanın hani kazandığı bir şeye dönüşüyor. Ama işte daha uzun bir parkurda daha faydalı. Evet. Yani daha insanlar kendilerini gösterebilirler ama e, dün e, Batuhan'ın yaptığı geliyorum geliyorum. İlk önce ne yapıyor bu falan dedik yani izlerken oradaki mikrofona söylüyor galiba öyle. Evet. Yani insan kendini gülünç duruma düşürüyor yani böyle önden konuştuğu zaman Hakan evet. da bir atış yapmadan evvel baktı ki kendisinde tek kaldı, sektiriyor falan hatırlıyor musunuz? Evet. evet hı hı. Yani gereksiz böyle şeyleri girdiği mi? zaman hayat bazen <laughs> öyle mi Ay, değil böyle ya, yapar. yapar yapar. O yüzden çok e, kendine insanın böyle gülünç pozisyonlara düşürmemesi lazım sonucu beklemek gerekiyor yani. Siz bu mücadeleyi nasıl değerlendirirsiniz? Özgür Batuhan mücadelesini 5-4 kran krana e, geçen. Aynen yani işte yani işte yaşla hiçbir ilgisi olmadığını göstergesidir zaten bu. Eee Batuhan da gayet iyi olmasına rağmen bazı parkurlarda zaten e, geride gelir diye Özgür düşünürken eşit geldiler. Geriden gelmesine rağmen Gene özgür e, aldı. Yani özgün zaten alışık olduğumuz bir şey. Ama de, dediğiniz gibi eğer uzun bir parkur olsaydı bu sonuç belki 5-4 e, olmazdı. Belki özgür daha farklı belki de yenilirdi yani diyeyim. E, o yüzden o da bir güzel bir gösterge olabilir ilerleyen zamanlarda. Şimdi bütün spor müsabakalarında tabii ki kurallar her sene değişiyor. Şimdi futbolda bile teknoloji geldi, var geldi. Ama hani. En çok değişen platform neresi diye sorsanız Survivor derim. Hmm. Her gün yeni bir oyun, her gün yeni bir tat. Bence düellolarda da ilerleyen günlerde ki Acun abi de değişecek dedi. Final atışları evet. değişir, parkurum kendisi de değişir. Kesinlikle deniz, havuz girerse çok daha Çabur. farklı yerlere gelebilir. Çamur, ee, yani sonuçta Survivor'ın içinde evet. bunlar da var. Finale de bunlar bende yakışır diyorum. Yalnız ben burada Özgür'le ilgili bir şey söyleyeceğim. Kendisini tebrik ediyorum. Benim de... Ben de elenecek kişiyi yanlış tahmin ettim ama elenmeye kadar gelen yolu doğru tahmin ettim. Özgür Batuhan kısmında ben Özgür kazanır diyordum. Özgür kazandı ama bence çok zor kazandı. Çok daha rahat bir galibiyet alabilirdi Özgür Batuhan'a karşı. Bana sorarsanız yanlış atış seçti. Gerçekten yanlış atış seçti. Şimdi Özgür'ün diğer yarışmacılara göre farkı ne? Atış becerisi değil mi? Hızı değil. Ama Batuhan Özgür'e göre çok daha genç ve hızlı bir yarışmacı. Atışlar kolay yapılabilen ve hızlı sollanan atışlardı. O yüzden Özgür burada farkını çok ortaya koyamadı. Yani Batuhan'ın yendiği anlara bakarsak hep bir labut, bir kum torbası önde yendi. Halbuki belki bir basket atışı, belki bir stik atışı olsa da özellikle stik atışı mesela... ...Özgür'ün farkını ortaya koyabileceği bir oyun... ...çok daha net bir galibiyet alırdı. Burada bakın zaten 2-0 oldu. Ben ilk defa Özgür'ü tedirgin gördüm. Normalde maçlara çıktığı zaman... ...kendinden emin, soğukkanlı... ...zaten atış becerisi oradan geliyor. Ee, ama Batuhan'ı zaten eledikten sonra... ...verdiği tepkiye bakarsanız... ...olayın heyecanını ne kadar yaşadığını... ...ne kadar tedirgin olduğunu... ...kaybetme korkusu sadece Özgür'de değil... ...orada bütün yarışmacılarda var ama... E, ...endişesini taşıdığını... Gördüm. Bence yanlış atış seçti. Bilmiyorum. Batuhan'la güzel bir ders oldu hayat dersi de bence. Kibir hiç kimseye yakışmayan bir şey. Kendine inanmak, e, güvenmek, işte iyi yapacağını düşünmek başka bir şey. Hani bunun kibirle kaçan tarafı ince bir çizgi. Orada e, yani Batuhan için bence güzel bir hayat dersi oldu. Eğer bunu kendi cebine o şekilde koyabilmeyi başarırsa yani. Peki e, bu oyun esnasında görüntülerimizde de vardı değil mi Batuhan'ın Batuhan sakatlandığı? Evet pardon. Sakatlandığı onu bir e, tubadan Tuğba, rica etsek şöyle bir ortamızda bir e, sakatlandığı anı getirirsek. E, İhsan'dan başlayalım yine. İhsan'cığım Batuhan bu oyun esnasında bir sakatlanıyor. Neler söylemek isterseniz? Önceki Batuhan'a geçmiş olsun. Çok kritik bir yerde sakatlandı. Belki de o yani hep iyi oynadı. Yani 8 tane oyunda da çok iyi oynadı. Kazandığını da kaybettiğini <laughs> de en kötü oynadığı oyunu oynadı. Yani özgür bitirdiğinde üç tane sembolü masanın üstündeydi. Biraz sakatlığa da bağlıyorum öncelikle. Ee, orada etkilendi muhtemelen o sakatlık onu o konsantrasyonunu bozdu. Ama tabii ki burada asıl konuşulacak konu sakatlandıktan sonra bütün bençin oraya doğru gidip Yiğit Poyraz'ın yeltenmemesi, <laughs> hatta oralı olmaması, gözlerini kapatıp sanki yok olduğunu sanmasıydı. Neden oraya gitmedi? e, ee, hani biz çocukken böyle kendimiz yüzlerimizi kapardık ve insanların görmediğini sanardık ya. Öyle bir şey oldu herhalde. Ee, halbuki o sıra zoom yapıyordu sevgili kameramanlar Poyraz'a doğru ve bütün arkadaşları Batuhan'ın yanındayken olması gereken fotoğraf odur kesinlikle. Burada Poyraz bakın böyle bir şey yaptı. Ondan sonra oralı bile olmadı. Bıcık bıcık Gitmedi. Yani Batuhan'ı sevmiyor. Eyvallah. Batuhan da onu sevmiyor olabilir. Ama bu fotoğraf iyi bir fotoğraf değil. Ben olsam, ne olursa olsun bu bir insanlıktır. Sevdiğin ya da sevmediğin bir adamın başına böyle bir şey gelse de çok kritik bir oyunda, düelloda gidersin, bir geçmiş olsun dersin, bakarsın, bir halatı sorarsın. Çok yanlış bence. Yusuf Hanım. Acaba inanmadı mı diye düşündüm. Sonuçta çünkü gerçekten de hani ayağını bacağını tutmuyor. Kafa bölgesinde bir yer tutuyor. Önemli bir yer. Gerçekten de hasar alabileceği bir yer. Dolayısıyla hani o yaptığı yani birini sevmeyebilirsin ama bu bir düşmanlık nefret boyutunda gibi bir davranış bu. Sonuçta insanın canı bu birazcık şeye de benziyor. Nagihan e, yaralandığında inanmayan arkadaşlara veyahut da bir şey değilmiş gibi düşünen arkadaşlara. Dolayısıyla hani insan kendi başına gelerek ders almasın bundan hani e, illa o şekilde öğrenecekse yani e, do, yani bunlar e, sevmemesini başka bir arkadaşa e, kimeydi bozuğa galiba taktik verdi bir arada. Ah, Poyraz ona evet, sonra geleceğiz. Evet birazdan göreceğiz. E, teşekkürler olsun. yani, sizin sağ olun. Adam, yani bir mevcut. Akşamızı bozduk. Yok yok. <Güzel, gülüyor> <güzel gülüyor> Ay, Çok iyi. iyi. Ha, Tam bir yorumcu gibi konuştunuz şu anda. Ama çünkü o Yorumlarımız... iki hareket çok paralel yani. Evet bravo paralel. O bozuk e, tabi yapardı böyle şeyleri. <laughs> yok, yok, zaten yapacaktım. Benim yerime siz yaptınız. Ben de rahatlamış oldum. Sizden sonra pası ben alacağım. Ben her yere gireceğim yani. <laughs> Yani ikisi çünkü ayrı ayrı değerlendirilmesi daha tatlı daha, olur. Şöyle, daha ne tamam. demek istediğimiz anlaşılır. Çok yani. teşekkür ediyorum. Çok doğru bir tespitiniz var efendim. Bozok'la Batuhan mücadelesini daha biz incelemeye gelmedik ama yine de orada Poyraz'ın ve eee Bozok'a taktik vermesi var. E, yönetmenimiz Tuğba'dan rica edelim. Onu bir izleyelim. Kısaca bir hatırlayalım. Evet, Bozok'la Batuhan mücadelesinde Poyraz Bozok'a taktik veriyor. Kazanması için fikirlerini beyan ediyor. Hakan da tabii bu ortayı hemen gole çevirip kırmızı bandana nerede senin diyor. Buyurun devam edelim yorumlarımıza. Evet, buradan yalnız şey merak ettim. Burada kötü film Türk filmlerindeki kötü karakter dediği kişi kim? Poyraz. Poyraz. Poyraz için Sultan, mi Sultan diyor? Furkan Poyraz için söylüyor. Tam aynen. bu böyle dedi. Ben iki ayda onu çözdüm dedi. Poyraz Şöyle Furkan Poyraz'a e, Furkan Poyraz'a filmlerdeki kötü karakter Hı. diyor. Hakan da yok ben onu çözdüm hikayede o aslında iyi bir çocuk değil ama düz bir düzeltme yapıyor. Poyraz anladığım kadarıyla siyah beyaz bir insan sevdiğine mesela o için <laughs> süper edip kendini gerçekten de onun yanında olup desteğini full veren ama bir yandan da sevmediği zaman da tamamiyle artık o, o kişinin hiçbir şekilde umrunda olmadığı yani böyle tam ortada. Duruş bazen sergileyemiyor sevdiği veya sevmediği zamanlarda. Çünkü o da bir marifettir ya sevmesen de ortada bir duruş sergileyebilirsin. Ee, ama yani bence güzel tabii ki de gözükmedi. Bu birazcık daha hani taktik vermesi <laughs> e, şeye bozuğa o kadar şey değil. Yanına koşup gitmemesine. Koşmasına gerek yok da iyi misin diyebilirdi. O daha kötü bir e, görüntü bence. Yani şöyle e, samimi olmayan bir şekilde davranmasındansa... ...kendi neyse öyle gözükmesi ama çok da umursamaz olarak oh iyi oldu adam sakatlandı gibi bir düşüncede de olmaması Ama gerekiyor. Ama yani size. şey demek istiyorum eğer inansa o da bence giderdi diye düşünüyorum. Çünkü en sevmediğiniz insana hani gerçekten bir şey olduğunu düşünseniz ve şuracıkta olay gerçekleşiyor olsa hani gidip bir bakabilirsiniz iyi misiniz o tam tersi hiç umurumda değil ve özellikle vurgulamaya çalışan Hareketler falan yapıyordu orada. Böyle bir hmm. bacağını bacağının üstüne atıyor falan gibi. Güzel bir yere geldiniz. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Şimdi Poyraz ile Batuhan arasında bu Survivor'dan da önce bir rekabet var. 2020'den İki, başladı. 2020'den yani. başlayan bir rekabet 2020. var. 2020'den. İki tarafın taraftar grupları da birbirlerinden pek fazla haz etmiyorlar. Aslında bu bir Fenerbahçe Galatasaray derbisi gibi eğer bunu düşünürsek... E, Poyraz da burada benim tarafım belli. Bu rekabet devam etsin. Ben hiçbir zaman Batuhan'la arkadaş olmam. Bu yolda yürümem. O benim rakibimdir. E ezeli e, rakibimdir diyor olabilir mi? Bunu bize bu mesajı bize vermeye yani, çalışıyor. Bile mi? bence e, bugün e, Fenerbahçe Galatasaray arasında bile bir dayanışma var Fenerbahçe'nin başına gelen durumlardan sonra. Yani günün sonunda e, burada bazı durumlar vardır ki insan e, bir duruş olarak e, karşı tarafa <laughs> yani başına gelen eğer şey ciddi bir şeyse ve siz inanıyorsanız bunun gerçekliğine destek vermeye gidersiniz. Bu ne kadar ezeli rakip olunursa olunsun bu Galatasaray Fenerbahçe arasında da bir sürü kere görülmüştür bence diye düşünüyorum. Ee, orada da belki ben inanmadı diye düşünmek istiyorum. Yani çok orada önemli bir hasar aldığına Batuhan'ın. Teşekkür ediyoruz efendim. Buyursunlar Murat abicim. Hem ee, bir önceki olay sakatlık mevzuu hem de bu mevzu. Ben bütün mevzulara gireceğim. <laughs> tamam merak ediyorum. Çünkü çok etkilendim ben. Onun için ben böyle sakin de konuşmayacağım. Biraz hareketleneceğim. Şimdi bir kere bu Poyraz kardeşimizin yaptığı şu durum skandal bir durum. Yani Survivor tarihinde belki de hani iki kişi üç kişi bir yerde durmuş olabilir. Ama herkesin gittiği bir yere tek senin gitmemen demek inanılmaz skandal bir durum benim için. Sevgili Poyraz kardeşimizin şu yaptığı hareketi kimse yapmaz. Yani Poyraz bu kadar gaddarca bir hareket hayatımda ilk defa görüyorum kardeşim. Yani herkes gidiyor artık oraya. Bu nedir abi? Bu ne düşmanlıktır? Subaycım verildi. Yani ne oldu davası var aranızda? Bu nedir ya? Bu skandal ya, resmen skandal. Sen zaten çocuğa bir kere narsist ergen diyorsun abi. Narsist ergen. Ben dün tam yarı kaldı lafım da devam edememiştim. Sen narsist ergen filan diyorsun adama. Sonra adamın rakibine taktikler falan vermeye başlıyorsun. Yani bunlar inanılmaz şeyler. Onun içinde Poyraz kardeşim bak, Poyraz kardeşim. Şimdi sen bir kere biraz duracaksın. Sen bir duracaksın. Sen bir şöyle bir duracaksın. Neden duracağını da biliyor herkes. Sen bir duracaksın. Sen bir sakinleş. Sen bir bir kere bir aynaya bak. Ben ne yaptım, neler yaptım, benim şimdiye kadar yaptığım şeyler nedir filan. Bir dur. Sen hala bu tarz hareketlere devam ediyorsun abi, olmaz sen bir duracaksın. Bir sakinleş, bir zaman geçsin. Bir üstünden bir zaman geçsin. Sen skandal yaptın. Senin üzerinden bir zaman geçsin. Sen şimdi bu adamlara narsist, marsis falan deyip de adamın yanına gitmemekle falan falan iyice kendini iyice kötü duruma düşürüyorsun. Onun için senin böyle sempatik olman lazım artık. Senin güzel şeyler yapıp o şeyi artık üzerinden attırman lazımken sen hala bu tarz hareketler yapıp 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 insanları iyice üstüne gelmesini mi istiyorsun kardeşim yani bizi böyle konuşturmak mı istiyorsun şimdi sen bu Batuhan'a bu nedir abi bu ne kim bu nefrettir ya Batuhan bak ben size bir söyleyeyim mi Batuhan dün gece ben Batuhan'ı severdim zaten de dün gece bu yarışmada notu benim için daha da arttı abi bu kadar güzel davranışlar bu kadar doğal yarışma bu kadar güzel insanda ha bir de pardon çok özledim son lafını da Berna'ya Berna seni alnından öpüyorum neden biliyor musunuz bir insan bir insana bir arkadaş bir arkadaşa bu kadar mı destek olur ya? Batuhan'a vermiş olduğu destek belki de Survivor tarihinin en önemli desteklerinden bir tanesini verdi kadın. Hiç yanından ayrılmadı. Bir saniye ve menfaat yok işin içinde. Tam bir arkadaşlık. Berna'yı da buradan tebrik ediyorum. Ama Poyraz kardeşime artık biraz dur Poyraz. Biraz zaman geçsin bir sempatikleş. İnsanın üzerindeki o şeyi at. Sen hala agresifli, agresifli ona yap bunu yap. Bir dur kardeşim. Peki Murat abicim Bozo'ya taktik vermesini nasıl yorumluyorsunuz? Skandal. Her şey skandal. Yani dün gece izlediğim Poyraz'la ilgili görüntülerin hepsi skandal. Onun için Poyraz kardeşimizin bir an önce artık böyle bir e, sakinleşip sempatikleşmesi lazım. Ama kardeşim sen hala şey yapıyorsun. Belki de adamın şey... sempatik adam olma gibi bir derdi yok. Yani ben hani e, topluma iyi gözükeyim. Neşeli adam. Öyle bir derdi olmadığı belli zaten toplama iyi gözük ilgili. Sen güzel söyledin. Öyle bir derdi yok zaten. Onun ne derdi olacak ki? Öyle bir derdi yok. Yani öyle bir derdi öyle. yoksa? Derdi yoksa ben ne yapayım abi? Ben babamın oğlu değil ya o ne yapıyorsa yapsın. Beni iyi gözükme. <laughs> <laughs> yani. ee, peki efendim... E